Canım kaynar şıkır şıkır, çalsın sazlar, o geliyor kacım kızlar. Caz saracağız, caz saracağız. Yere bakar yürek yakar, belli olmaz ferah takar, gözlerinden şimşek çakar. Caz saracağız, caz saracağız. Çalışmayacağı varsa da çalışıyor. Böyle seyirci olmaz bir şey. Olmaz böyle. Ay 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 ay. Demek ki çocuklar, yaş mühim değil. Kadın her yaşta kadındır. Her yaşta kadındır. Da erkek 60'tan sonra ayvayı yiyor. Bize enterese etmez. Bak ne kadar. Bak ne kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin saçın boyalı değildi. Yoksa vücut iyi. Sabahleyin kalktığında yataktan uzuvlarında bir değişiklik var mı? Ulan başka şey soruyorum. Ha onu... Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, bu kaçıncı programı bilmiyorum. Fakat dikkat ettiyseniz eğer... Bir cuma günü yayınlandım 3-4 gün. Sonra bir caydılar, cumartesiye aldılar. Sonra bir tekrar yaptılar. Sonra pazar gününü aldılar. Ben böyle her gün dolaşan hani bir mahallede orospular vardı. Yani her evi dolaşır. Ona döndüm yani. Kanal D'nin orospusu oldum diyeceğim. Hangi kanalda? Sağ olun. Şu an. Ben orospu olduğum için niye alkışlıyorsunuz ki? Onu anlayamadım. Mesleğiniz nedir beyefendi? Sen pek bir alkışladın. Bu da yazık. Bak annesi, teyzesi falan gelmişti. Gelirim ben seni. Nasılsın? Maddi durum nasıl? Değil, kötüdür. Ha? Fena değil. Anneden para alıyorsun, babadan para. Zamfalık yapmak istiyorsun. İstemiyorum. İstemiyorsun. Niye? Nasıl ki yani? Daha erken gibi mi düşünüyorsun? Evet. Annen hangisi? Ha, eğer o anansa zampallık yapamazsın. Otur bakışından kadının bir acayiplik var böyle. Öldürür eve karı alsan parçalar vallahi. Hiç de öyle değil. Hırsızım canım feda ona. Hiç de öyle değil. Ha. Canım feda ona. Getir bütün a**ları eve getir. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, nereden başlayayım? Ya Rabbim bilemiyorum. Son zamanda biliyorsunuz bir sürü kanallar açıldı. Bir sürü şarkıcılar çıktı. Böyle mantar gibi. Hepsinin şarkılarını dinliyorum. Ben sanatçı olarak mecburum hepsini dinlemeye. Hangisi işime yarar? Beğendiklerimi, repertuvarımı alıyorum. Fakat hiçbirisini beğenemiyorum çocuklar. Hepsinin içinde bir acayiplik var. Bir manasızlık var. Bir saçmalık var. Niye huysuzcum? Mesela... Yavrum yani hangi kanalda hangi şarkıyı beğeniyorsun? Bak bir tane şarkı göndereyim. Gönderin bir şarkı bakayım. Bakın ne diyor kanal. 14 saat oldu. Telefonum hiç çalmadı. İçimden tutuştu. Bir araya ne olmadı. 24 saat oldu. Telefonum çalmadı. Hiç arayan olmadı. İçim tutuştu. Ne demek affedersin? Telefonun çalmıyorsa açarsın telefon idaresini. Bir arıza mı var? Telefonun çalmıyor dersin. Yani telefondan iş bekliyor. Telefonun çalmadı, içim tutuştu. Senin için dışına çıksan inşallah. Bu birinci şarkıydı. Buyurun ikinci. Çok
çok üzgünüm. İstemeden dün gece seni aldattı. Bak buranın yaptı. Ulan hiç olmazsa uyurken düzdüler de bir şey de. İstemeden seni dün gece aldattım. Hiçbir kadın var mıdır istemeden başkasıyla yatsın? Bunlar insanı sapıklığa götürürler. Buna bir mani o. Rütük yardım et bize. Daha devamı var. Bu 1-2-5 şarkı değil. Bu böyle saatlerce dinleyeceğiniz şarkılar var. Gelsin. Hayret bir şey. Anandan babandan gizli. Her gece gel, gece gece gel. İsterik karı. Her gece ben sıkılırım. Bana haftada bir, beyefendi size ayda bir. Adam ayda biri beğendi. Galiba 6 ayda bir. Evet, devam ediyoruz. Hey benim paşa gün. Bir anlamsız laf daha. Yıllar sonunda kendini büyüttüm. Her uzuv yaşa göre büyür. Bunu sormanın anlamı yok. Yatarsın, bakarsın. İyiyse yatarsın, değilse döndürürsün. Evet. Çocuklar biz de gençken aşık olduk. Hiç kendimizi ızgara köfte gibi hissetmedim. Ateşteyim ben, ateşte, ateşte. Gönlüm düştü bir kıza işte. Hayır mı şer mi bilmem aman. Ateşteyim ben, ateşte. Eskiden tavukları kuluçka olmasın diye götünü suya sokarlar. Suya soktular mı tavuk vazgeçerdi kuluçka olmaktan. Buna da öyle bir şey yapıp bunu da suya sokmak lazım, soğuk suya. Evet. E tabi adam olmazsın. Gecede 35 milyon lira kumarda verirsen nah adam olursun. Evet. Fırtınalar koparsa kopsun diye uğursuz karı. Fırtına bekleyeceğine iyi günler de. Güneşli günler de. Zaten abdestsizsin, nikahsız oturuyorsun. Fırtına koparsa ilk başta yıldırım senin başına düşer. Evet, gönderin. Ey İbrahim Tatlıses, yeter be. Senin kadar sanatçılığı seksle beraber yürüten bir sanatçı daha olmadı. Hatta bir ara senin ismini değiştirecektim. İbrahim Tatlıses değil, İbrahim Tatlıseks yapacaktım. Evet. Hadi bir şarkı söyleyeyim artık. Evet. Bağladım göğsündeki gonca gülüm ya.
yaprağına tül bağladım. Tenini, 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 ya. Divan durup el bağladım. Mayın oldum lehçesine. Divan durup el bağladım. Tenini, 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 ya. Mütasıplık yeter. Artık mantomu çıkarıyorum. Aa, gel çocuğum. Sırf bunun için tutuldum. Mantomu çıkarma. Koldan çıkar. Ayı. Müzik. Hay Allah sizi kahve. Pop müziğini beğenmediğimi söyledim. Bir tane sarih, açık, herkesin anlayacağı bir Alaturka söyledim. Bir de ben seyircinin isteğini öğrenmek istiyorum. Sizler hangi şarkıları seversiniz, hangi şarkıları dinlersiniz? Bir de bakayım seyirci arasına gireyim. Hangi şarkıları, mesela hangi şarkıyı seversin? Manda yuva yaptı, Söğüt dalına. Şimdi beyefendi, bir çağrışım yapamıyorum kolay kolay. Yani manda derken... Ha, o mu yuvaya? Yerim ben seni dünya güzeli. Sağ ol. Sağ ol, bana espri hazırlamış. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Kız ben senin de olsam boşarım bu herifi. Kaç çocuk var? Üç tane. Varsa boşama, kır götünü otur. Ama espri... Ay ne kadar isterim. Böyle bir ailede bir gece içki içmek. Belli ki o değil sen. Senle içki içer misin? İşte o kadar. İçmeyen heriften de bir bok anlamam. Olmaz. İçecek, dağıtacak, karısını dövecek, benimle yatacak. Gelelim. Beyefendisin, siz hangi şarkıyı seversiniz? Hatırla ey peri o güzel geceyi. Bu galiba ömrü boyunca bir kişiyle yatmış. 1320'de o geceyi hala düşünüyoruz. Olsun be, o da bir şey. O da bir şey. Ay şurada bir kamyon şoförü dur. Ay beni istedi, gel. Hangi şarkı? Bunun şarkısını çok merak ediyorum.
Çocuklar herkes sussun dinlesin. Hangi şarkı? Sabunu koydum leğene. Gör başına ne gele. Neyi koy? Sabunu koydum leğene. Gör başına ne gele. Eğer sabunu leğene koyduysan yıkar düzersin Allah'a ısmarladık. Ve ayrıca beni seyretmeye gelen tesettürlü arkadaşlarımdan ötürü çok mutlu oluyorum. Yani beni herkes sevebiliyor. Bak şimdi bu asi genç de seviyor bak. Şimdi bunlar nasıl yatılır çocuklar hale bak. Bunu karı mı dersin, erkek mi dersin? Bu biliyordu başına geleceği. Niye bu kadar uzatıyorsun ha? Burnun küçük görünsün diye. Sen hangi şarkıyı söylersin? Hangi şarkıyı seviyorsun? Hangi şarkıyı seviyorsun? Ben burnunu kaparım sen söyle. Aman deli üzülme erkek ne olacak? Burun. Ha, Fatih Sultan Mehmet'inki de büyüktü. Ama bak nasıl İstanbul'u aldı. Sen ne alırsın onu merak ediyorum. Hangi şarkı? Söyle. Kız senalan yaşadı. Bu belli ki orospu istiyor. Evet. Dur gel dedi biri. Ay buna pek gidilmez ama. Kaç yıl oldu hapishaneden çıkalı? Hangi şarkı? Huysuz ve tatlı kadın. Ay 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 ay. Bu belli ki hapishanede çok abazan kalmış. Şimdi İngiltere'den özel benim için gelen, bütün sanatçıları kahreden, hiç kimsenin programına verilmeyecek bir bölüme geçiyorum. Huysuzla Karanlık'ta bölümü başlıyor. Şimdi 3 tane yarışmacı seçiyorum. Çocuklar uzaktan seçiyorum. Gel sen beyefendi. Acaba müsabakaya katılacağınızı bildiğiniz için mi bu kadar şık geldiniz? Şık değilim ki. Neyim ben? Siz yaşta şıklık hiç miyim bir şey değil. Erkek için şıklık miyim değil. Evet bence de. Anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bir adaya düştün. Bir tek sen varsın başka bir şey yok. 3 tane bir şey iste. Seni rahatlatacak. Ne istersin? Seni. Yaşa. Seni. Yine seni. Çok teşekkür ederim. Hafta sonu da bunu iste istersen. Kıza ayıp oluyor. Tamam. Ay 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 ay. Beyefendi. Efendim? Ayak numaranız? 44. Peki beden kaç beden elbise giyiyorsun? 56. Ah siktir bu atıyor serser abi. Bu rakam falan bilmiyor herhalde. Ulan 56 olur mu? 56'nın içinde sen sinek gibi kalırsın. Siz biliyor musunuz beyefendi beden ölçülerini? Tam olarak bilemiyorum. Mesela ceket alacaksın kaç numara alırsın? Biz henüz sözlüyüz daha. Ha. O yüzden ben öbürünün numarasını sormadım hayır. Hoş geldin. Siz belli ki bir akraba falan gibisi. Yoksa senin gibi böyle cin gözlü bir karı böyle aptal bakışlı suratta herifi almaz. Adam oturduğu zaman ayağı yerden 10 santim yukarıda yarlı yanaş. Sen zampara olsan ne olur Allah seni kahretsin. Seni başımın altına yastık diye koymam. Ama zampara burada belli olmaz yatakta belli. Ha o değil mi? Bu da haklı. Şimdi sizi içeri karanlık odaya alıyorum. Detayı seyircimize veriyoruz. Evet, huysuz yeni bir ev alıyor ve dekorunu yarışmacılara yaptırıyor. Bu oyunda yarışmacılar zifiri karanlıkta huysuzun evinin duvarlarını duvar kağıdıyla kaplayacaklar. Bakalım bir an turun Paris seyahatine hangi şansı çıkacak? Hep beraber izliyoruz. Hangi taraf? Ne tarafa gidiyorsun? Kolumdan kim tutuyorsa bıraksın. Ya benim eşim değilsin bırak. Evet efendim. Bakalım nasıl berbat edecek. Sağ olmasaydı. Sağ bu taraf.
Tamam, ben... Ay! Ay, buldum bir şeyler. Bunlar ne? Ay, yemiş mi? Yapışmış ya, buldum. Nasıl? Ay, bunlar ne? Tamam, ay, çıkayım. Çok iyi. Sonuçta burada. Burada bir ay. Doyan geldi beni. Bir dakika, benim fırçam nerede? Tamam, fırçam burada. Ama boyanmıyor. Karının çenesinden henüz kağıt arayamıyor ki. Ay, ayakkabılarına tüccar gelmesin sakın he. Yeni aldım abi. Ya çok tüccarlarım. Ne var? Su var, duvar. Biz ne yapacağız? Var burada, dur. Ne burada? Ay, tüccar geliyor ya. Bunlar burası. Ay, ne olmaz? Biz bir saattir buradayız. Bu ne? Dur, bir dakika, bir dakika. Bu herifin niyeti başka. Herif duvarın arkasına alıyor karıyı. Yarıda memnun bak. Ne çok konuşuyorlar. Ya benim üstüm başım battı, inanmıyorum. Hiçbir şey bulamadılar da. Vakit bitiyor. Bu yeter abi. Bu su değişti. Ben tutkan içeriyim. Ama bizi bir şey atmadı. Şurada bir şey yok. Bunlar daha mı becerikli? Bizim tutkanımız tutmuyor. Rıfat abi, suyu yıksan. Sen böyle güzel aldın. Şuraya sür. Burada bir şey yok. Dur, tamam. O benim fırçam. Sen bahçe sulamaya çıktı galiba. Ulan ne dolanıyorsun suyla? Bak, benim yanıma gidiyor. Ne? Kaç lan su ayı önünde? Ey, düştü. Kim ne oldu ya? Bizde yapamadık. Duvar çağırdı. Git fırçamı kaynatıştırdım. Yapıştırsana oğlum. Ay, geri zeka. Ulan bari karıya yapıştır. Bitti. Olay bitmiştir. Peki. Elim bizim. Halime bak. Bunun yapıştır. Şike varmış da kabul etmiyorum. Sahneye alıyorum sizi. Bunu yaptık. Beceriksiz serseri. Sen kendine mi kağıt yapıştırdın, duvara mı? Evde de zaten biraz beceriksiz midir? Her hususta mı? Bazı hususlar dışında. Hangisi kız? Bizden sözlüyüz. Ha. Şimdiden cay kızım. Şimdiden cay. Yaptığım izlenime göre hiç elini kolunu sallama. Hiçbir bok yapmadın. Ne sen Paris değil, Susurlu'yu göremezsin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun. Ama siz gitmeden size... işte nerenize isterseniz sizi... Versace'dan bir koku mu? Deterjan mı? Kokuyum ben de. Gelin. En güzelleri gitti, bu kaldı bana. Olsun. Paris'te sakın Türk'üm deme. Bizi böyle kısa boylu çirkin zannederler, olur mu? Trabzonlu derim, anlamadım. Trabzon, aa, Trabzonluysan kısa da olsa Trabzonlu. Evet, şimdi ikinci bölüme giriyorsunuz çocuklar. Evet, Hüsnü yarışmacıları Paris seyahat öncesi bir prova yaptırıyor. Yarışmacılar zifiri karanlıkta seyahat için hazırlık yapacaklar, balı toplayacaklar. Ufak bir kuralımız var, doğru malzemeleri toplamak çok önemli. Beyan Tur'un Paris seyahati için geri sayım başladı. Hep beraber izliyoruz. Bunlar tatile çıkacaklar. Ay, bundan bir şey düştü. Çıkarken bu valizi tatille ilgili eşyalarla dolduracaklar. Bu karanlıkta nasıl bulacaklar bilmiyorum. Burada seyahat için gerekli olan malzemeyi, elbiseyi, kostümü seçenler puan kazanacak. Bunlar birbirlerini yemekten daha çanta açık duruyor. Kızım koy bir yere çantayı, yere koy kızım. Ne? Yatağın üstüne koy bakayım.
Dolap burası. Burası, burası. Al diyor. Bu ne? Lan doğru bavul. Bu bizim bavul. Efendim? Bu kimin bavulu? İyi karılarını, kocalarını kaybetmiyorlar. O iyi. Geldi. Hadi. Geldi. Bu ne çocuk? Babamı şeye getirin. Tamam. Kız kanatlı pekini unutma. Ya bizim babu nerede? Bu bizim babu. İknur. Fuat abi. Evet. Keçi. Hadi. Ver. Getir. Ver senin. Çekmecelerdeydim ayolar, almadınız mı? Evet. Yarışmanın sonuna yaklaşıyoruz. Evet, buyurun. Dur, dur, dur. Sen bu halinle Paris'e değil kutuplara gidiyorsun. Gelin. Erkek gibi yürüsene, ne biçim yürüyorsun? Kolaysa sen yürü. Böyle ayakkabı da geri geri yürüyor. Bak geri yürü. Ha? Geri vites yok sende. Yürü. Gel. Bir dakika, açın geliyorum. Bakalım çantaları. İki tane el, ikiniz beraber mi gidiyorsunuz? Bir saniye, ben geleceğim. Gel. Karın kocanın içeri. Tabii geri geri kaçmayın. Ama bunlarla yürümek çok zor. Yürümek zor tabii. Açın çocuklar çantaları. Bakayım siz seyahate giderken ne alırsın? Gözün kör olsun, orospu bohçası gibi hali var. Bu nedir bu? Bunu hanginiz giyeceksiniz? Tişört. Bu tamam, tişört. Bir. Bavullar kırmızı. Bu olabilir. Bu da, bu da olur. İki. Bu Allah. Gece kullanırım. Gece gömlek. Kullanır. Tabii. Tabii ki. Gece lazım seni. Çirkinliğini örtmek için bol şeyler almış. Bu da tabii olur. Hayır, Paris'te rezil oluruz. Bu ne? Pantolon. Ulan bunlar ne? Makarna da mı götürüyorsun? Sayfaya makarna götürüyorlar. Senin neyine düz askı yürüyemiyorsun? Olmalı. Denize dalmak neyinesin? İki askı, bu ne? Akşamlar oynamak için. Oynamak için. Bunda mı oynuyorsun? Bir de bu. Beş parça burada var. Bakalım bunlara. Çocuklar, çok güzel bir yazlık. Evet, gecelik. Bence güzel. Sen cevap verme. Sen cevap. Erkeğe bir tane gömlek yıkar yıkar giyersin. Bu siyah niye? O gecenin soğuk. Ay o bunların ikisi de makarnacı herhalde. Bir yeri mi soyacaksınız? Yok, yazlıkta. Üç. Bunu saymıyorum. İki. Hay makarnalar. Bu ne? Bara falan gider mi? Eteklik, etek. Bara giderken. Bu etekliği mi giyeceksiniz? Yırtmacı biraz derin. Sahne mahvoldu. Ay, hoş geldin ofis. Hepsine kızlar. Bedel zaten. Ne, zilli mi? Güllü, güllü. Güllünün elbisesi gibi. Dört. Yani zevksiz olabilirsiniz. Ay, ne kadar ciddi bir erkek rengi. Senin götünde düşünüyorum nasıl. Beş, bir gömlek daha, altı. Yedi, gecelik şart. Reglement olursun. Bir gecelik daha ve... Bu ne? Bandana. Ne? Bandana, bandana. Bandana ne demek lan? Şey, bağlı. Ha, yukarı. Ha, bandana ve 1,5 kilo makarna. Gözlük sayılmadı mı? Sayılmadı. Yavrum gözlük de sayılsa, baksana Allah aşkına, ev soymuşlar gibi. Sana güle güle diyorum. Teşekkür ederim. Zaten ne yapacaksın Paris'e, git hopaya. Rivri 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 rivri. Hayır. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Gidiyorsunuz ama sizi boş göndermiyorum. Holiday Inn Oteli'ni biliyorsunuz. O güzelim otelde size bir hafta sonu tatili veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Cuma cumartesi gidin eğlenin. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Evet.
Kötü Paris'e gidebilmeniz için son bölüm. Çok basit bu. 46 tane sual soracağım. 45'ine cevap vereceksiniz. Hayır. 2 dakikanız var. Bu 2 dakika içinde salonda saklı olan sualleri bulup getireceksiniz. Kim giderse cevabını öbürü veriyor. Sen mi ilk gidiyorsun? Sen mi gideceksin? Yok, sen git. Tamam. Sen git ilk. Biz korkuluyuz, meşgulüz. İki laf edeceğiz. 1, 2, 3 fırla. Suali de okuyorsun gibi geliyor bana. Cevap. Geç öbür tarafa. Baş kalktı, popo oturdu. Ne demek? Sandalye mi? He? Sandalye mi? Hayır. Ne? Baş kalktı, popo oturdu. Selam. Selamlama. Fırla. Bakıyorsunuz sualleri. Ucuna baktım. Aa, ucuna baktım diyor. Ucunu aldım, deliğine soktum. ayva yedim. Bir dakika. Hayır, okutmayacağım. Sıfırı gördüm ama. 05 uçlu kalem. Öyle mi? 05 uçlu evet. Kalem nedir? Ben hayatımda 0 kalem kalemdir. 5 uçlusu biz var. Biz ortaokulda tanıdık onu. Ha neyi? 05 uçluyu. 0 uçlu vardı. Sonra yani liseye geçince 015 uçlu mu oldu? 010'lusu 9'lu falan çıktı. Aa hiç anam biz bildiğimiz kurşun kalem. Bir de tükenmez kalem. Şey sabit kalem var. Öyle yapar yazar. Ne yani kalemler çıkmış. Falan olmadı ama ne? Kaleme ihtiyacı duymadım yani okulda. Uy ne diyor sen de Karadenizlisin. Evet. Ne nasıl biliyorum. Nasıl burnumdan mı belli? Olsun. Hadi ben size iltimas oldum. Yapıyorum. Koş. Bu üçüncü sualı sormadan evvel bir Karadeniz havası istiyorum. Bakayım Karadeniz. Ben bilmem o hiç gitmedim. Bir dakika. Vallahi. Hayır yapacaksın. Evet. Bir an evet. Evet. Bir dakika. E nasıl Karadenizliyim diyorsun? Gitmedim ki hiç İstanbul. Yani görmedim. Dile gitmek mi lazım? Çok mu? Ha? Gördüm tabii ben. Akşam zaman. Bastım, sabah çıkardım. Şu an mı bastın ama? Ne? Bana mı? Ben getirdim. Sen getirdin. Akşam bastım, sabah çıkardım. Çamaşır. Ha, terseri. Evet. Gel çocuğum. Sizi göndermeyeceğim de kimi göndereceğim Paris'e? Çocuklar uçak biletleriniz. Bientur'un size bu jestini hiç unutmayın. Zannediyorum Paris'i ilk defa göreceksiniz. Ne hava yapacaksın Paris'te o burnunla? Eyfel Kulesi'ne çarpma, uzak dur. Değil mi? Sizi öpüyorum ve teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. İyi seyahatler diliyorum. Buluşuruz. İyi seyahatler diliyorum. Sağ olun. Şimdi efendim, bıktım artık. Show girl olmaktan bıktım. Kendime bir meslek seçmek istedim. En uygun mesleği bir nikah memureliği düşündüm. Benim gibi ciddi bir kadın nikah memureliği olursa, o nikah dairesi ne hale gelir seyredeceksiniz. Thank you.
Efendim teşekkürler ederiz. Sükunet lütfen. Evlenmek üzere müdürlüğümüze müracaat ettiniz. Hayırlı olsun. Bunu bir de sayın şahitlerin karşısında sükunet lütfen. Konuşmayın, beni dinleyin. Evde konuşursunuz. Kızım, bu adamı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ben de olsam ederdim. Ben de olsam ederdim. Beyefendi, bu hanımı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Nikahta evet diyen erkeğin aklı azdır. Anam bok var, herkes evleniyor. Efendim ben de bana verilen yetkiye dayanarak ay bir türlü çocuğa kıyamıyorum. Ay ne ha? Kız da hoş da. Benim aklım burada oturmakta kızım. Sen nesi görümce değilsin sen belli. Değil kızım teyzesi. E tabii. Oğlan teyzesinin havasına bak. Kendinden emin. Kızın teyzesinin ödü kopuyor. Hayır verecek mi? Ha? Anne nerede? Aa, kızın annesi o mu? Aa, kız kardeşi gibi vallahi. Vallahi bravo. Efendim, Kadıköy Evlenme Dairesi'nde 10 dakikada bir nikah yapılıyor. Bu nikahları yetiştirebilmek büyük problem. Aslında nikah memuru benim kocamdır. Tuvalete gitti, nikah geç kalmasın diye ben çıktım. Benim nikahım geçerli değil, yerimi kendisine veriyorum. Size de mutluluklar diliyorum canım. Allah mutlu etsin inşallah. Allah bilir misin? Şaşırdın mı? Evet. Sayın Bay, sizin adını söylediniz. Adını söylesene. Ve... 6 aydır uğraşıyorum. Konuğum olsun diye. İşi var gelemiyor, gücü var gelemiyor, kocası var gelemiyor, çocuğu var gelemiyor, ozu var gelemiyor. Bir sürü mazeret, mazeret, mazeret. En sonunda bugün yakaladık kendisini. Ama kim olduğunu siz tayin edeceksiniz. Konuğum geliyor. Kim çocuklar? Kibariye. Güllü değil. Benziyor ama güllü değil. Kibariye. Kibariye'ye de benziyor ama tam değil. Kader. Kim? Kader. Ay 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 ay. Ay canım gel. Hoş gel. Seni Allah kahretmesin. Gel. Niket Hanım teyze hoş geldin. Çocuklar, bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Hakikaten hayatımda bu kadar güzel giyinen bir kadın görmedim. Çok para, çok masraf. Paris'e gidiyor, evde makarna yiyor, Paris'e gidiyor, bunları alıyor. Taksitle. Taksitle, olsun. Taksit maksit, mühim olan şıklık. Canım, ne haber? İyilik kız sen. Vallahi ne olsun teyze. Ne? Ayakların... Pek pardayanlar gibi olmuşsun ama olsun. Bu mu Paris'te son bu mu giyiliyor? Ay hemen başladı gagalamaya. Hayır gagalamıyorum kızım. Ha, Paris'te görüyorum mankenler memeleri ortada geziyorlar. Demek sen de modesin yani. Evet, o kadar yapamıyorum. Ama sen de çocuk doğurdun artık. Evet haklısın. Hadi memesini ortaya çıkaramazsın olmaz, artık teyzeciğim. Yani olur. Çocuğu olan kadına teyze denir. Tabii. Tabii. Ben çocuğum olmadığı için hep kız gibiyim. Gerçekten bu konuda hakkım var. Benim için sen her zaman bir genç kız safiyetine sahipsin. Ah canım. Evet. Ah canım sağ ol. Ve ayrıca. Bununla Bülent'in gözü küçüktür, pek göremezler. Ve ayrıca şöyle bir şey var. Belki sonra çok gagalarsan beni söyleyip rahatlayamam. Buyurun. Onları söylemeye güç bulamam. Buyurun. Ama benim için... ve tabii ki bütün Türkiye için gösteri sanatlarında gelmiş geçmiş en büyük sanatçısın. Ay ay ay! Ay! Vurma
numara söyleyen kadına ben hediye vermem mi? Ya sana küpe aldım. Biliyorsunuz bu küpe delisidir. Şunları tak, biraz ufak oldu. Ay nasıl sevinmiştim. Vallahi çocuklar gece yatarken de küpe takar bu. Vallahi samimi söylüyorum. Takar. Hamama giderken tek taş küpe alıyor. O delikli küpeden. Ve arkasından açıyor, o deliği yıkıyor, tekrar takıyor. Yıkıyor, tekrar takıyor. Bunları yani, bilahare istersen şey yapayım yok, sana özel. Yok, yani kocan almadı bunları sana. Almadı diye bu kadar irisini de çok zor. Bülent'in yüzüğü gibi. O da böyle takıyor. Bu el hep bundan konuşuyor. Efendim, seyircilerim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey varmış eskiden, annemin bir hikayesi vardır. Anlat. Yeni geline yüzük almışlar, takmışlar. Evet. Yeni gelin hamama gitmiş. Şey yapıyormuş. Natır Hanım, şu tasımı şu kurnaya götürür müsün? Bu kurnada pek rahat edemedim diyormuş. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. O kurnaya götürüyor, öbür kurnaya taşıtıyor. O kurnaya götürüyor. Ne yapsın, kadın da ekmek parası bağışçı alacağım diye. Kurna kurna geziyorlar. En sonunda Natır Hanım şu tasımı deyince... Gördüm hanım, gördüm, gördüm. Artık bu kurnada otur diyor. Onun için o hesap... Ay nasıl hikaye bozuldu Allah kahretsin. Derbat anlatıyor. Öyle değil. Öyle değil. Yaşına göre hikaye anlat. Evet, 45 yaşında genç kızı oynamak da biraz tuhaf seni yani. Allah seni Allah kahretsin. Nikit'ciğim, bu programı seni almak için anamız ağladı. Ay estağfurullah, ben... Vallahi çok meşgulsün. Ha, biraz ha, meşgul. Çok çalışıyorsun. Evet. Kızım güzellik salonun var. İyi kötü iş yapan bir kocam var, çalışan bir kocam var. Ya böyle evet. Çalışan kocayı sanatçı pek bulamaz. Çok şanslısın vallahi. Banka ile ilgili değil mi? Evet. Ama Allah'tan zimmetine para geçir. Hayır, geçirmesin de akşam yatakta. Akşam yatakta logaritma cetveli 69, 96, 87, 89. Bankada müdür olmak kolay değil. Bu arada seni ihmal ediyor gibi geliyor bana. Bu kadar ekstraya gittiğine göre Nükhet'ciğim. Ha? Evet. Dertleşelim içeride istersen. Ay sus. Benimki de öyle. Ailece görüşelim. Ailece görüşelim. Hayır kasap. Buttan mı keseyim, götten mi keseyim? Ben bir yerlerde az solistken sen benim vokalistim olmuştun. Evet. Hatırlıyor musun bir müzikalde? Hatırlamaz mıyım? Ama boynuz kulağa geçiyor. Sen de yüzüklerini gösteriyorsun. Ay. Yok saklama niye? Ay hiç bu kadar boktanını da görmedim. Çok seviyorum. Şimdi Nükhet'ciğim biliyorsun ben hep tarzının dışında şey severim. İstersen orkestrayla konuş bir Alaturka söylemeni istiyorum. Ha. Olabilir mi? Yani Alaturka var bir zamanlar çıktın iddialıydın. Alaturkalar okudun sonra döndün. Sesin aman hep böyle dersiniz. Hep böyle dersiniz. Dur bakayım, bir şey söyleyeyim bir sana geliyor. Yani sesim kısık diyorsunuz ama yine de o kısık sesliler şimdinin en iyileri. Değil mi? Vallahi billahi. Gel çocuğum. Hadi sen orkestrayla anlaş. Ben de seni met edeyim. Şimdi nota biliyormuş gibi gidip konuşacak. Fa majörden girer misiniz? Ha majörden girer misiniz? Bak uzun sürerse sazları beğenmiyor demektir. Buldunuz mu sesinizi? Size bir sürpriz yapmayı düşündük. Thank you.
tatlı. Beraber burası. Huysuz ve tatlı kadın. Hatırlattı biliyor musunuz? Nükhet Duru'nun bundan bir müddet evvel kaç sene evvel 1800'lerde. Bilmiyorum. Hayır o kadar değil. Sarışının adı var, Esmer'in tadı var. Aa, o geçen sene. Hatırlattı. Evet. İşte aynı şeyi yapıyoruz. Biraz farkı var yalnız. Hayır, burada farkı... sarışının tadı var. Esmer'in. Kim takar Esmer'i yani? Sibel Can'ın biraz hamile ilkki hali gibi ama... Ayol nerede ayol? Sen de maşallah bel bu kadar. Belim çok tuhaf. Evet. Hayır, hiçbirinizde böyle bel olmadı. Olmuyor, niye? Bu biraz harekete bağlıdır. Herhalde. Evet. Kadın evde yer siler, cam siler, perdeleri yıkar, yemek yapar, bulaşık yıkar. E tabii. Bunun evine de git bok can götürüyor. Tutar. Açalım ısmarayım. Nikket de çok temizdir, çok titizdir. Ay evine gittim. Çocuklar çorbadan kıl çıktı. Aşureden pabuç çıktı. Aşurenin malzemesi bol ya. Ay tam seni istemeye geliyorduk. Bak mahvettin. Kimle? Ailece. Ay ne kadar. Evet. Ay oğlundan biraz bahset. Senin sesin mi yok ki oğlunu banta koymuşsun? O başta söylüyor annen aynı. İlla ki ben de söyleyeceğim dedi. Para aldı. Ama teyzesini görmedi daha değil mi? Ay ben sana geldiğimi söyledim. Bugün ne? Ben de senin yatma saatin dedim. Ay sen gitti. Moskova'da da böyle terbiye görmüştün. Evet, evet. Çocuğu erken yatırıyorsun. Allah bilir onun akıl barik olunca ellerini de bağlarsın sen. Bir şey sormak istiyorum sana. Ay o kadar özlemişim ki seni vallahi epey hoşuma gitti. Yani hiç sanki programda değilmişiz gibi. Ben o havayı veririm. Allah seni Allah kahretsin. Bu belli kocasından dayak yiyor. Nasıl oturttu tam omuzuma? Olsun. Yani seven erkek döver. Aa dövmeli. Ben döven erkeği severim. Sahi misin? Vallahi severim. Bunlar böyle bir birkaç yerim ağarmalı öyle sekse girmeliyim. Çürük çürük. Aa. Aa olsun. Sana ben o da sana yakışır. Mani olmayayım. Yani makyaj yapmazsın o zaman. Yani. Evet. Böyle kömürlük penceresi gibi dolaşırım. Annem gelirken şimdi, dedi ki bana. He. Bana bak alttan al şimdi dedi sinirlendirme huysuz. O da güzel bir laf değil. Nasıl? Ya ne demek kız? Ben sana söylerim hiç ananı dinleme. Sen beni dinle. Ay, sevsen azarlar, sevmesen azarlar. Bu da bir hoş ama gene de seviyorsunuz. Evet. Ama gene de gidiyorsunuz. Efendim uşağa gidiyoruz. Uşak.
Kız Allah'ın cezası. Kızım var şimdi. Ama yani anlatacağım. Seni her yere çağırıyorlar gidiyorsun. Günde çünkü dört ben, yer. Çünkü ben halkımı seviyorum. Birebir onlarla yüz yüze. Hayır yalan. Yalan. Yeni ev aldı. Onun borcunu ödüyor ayol. Bir yerde bir evler almışsın. Bitti, bitti mi? Ha. Ama yüzme havuzuna su koyamıyormuşsun. Yüzme havuzlu falan almışsın. Çağır valla iyi görüşürüm ben. Yüzme havuzu olan aileleri çok pek severim. Gidiyorum işiyorum bilhassa. Bir oynak bir parçayla bitirelim. Aslında senden ayrılmak çok güç. Evet. Samimi söylüyorum. Evet. Ama programın sonu geldi. Ben paramı nasıl olsa alıyorum. İyisine bir an hemen gidiyorum. Ben sana veririm. Üstünden veririm. Kardeş payı yaparsın. Çikolata alırım sana bu kadar. Peki tamam. Gofret mi anlaş, severdin? Ben de onu oğlana götürürüm. Götür yazık. Ne kadar zor. Kaç yaşında doğum yaptın ki sen? O yaşta doğum olmaz da aslında. Tüp müp değil. Yok normal. Normal mi? Ay ben tüp düşünüyorum. Olur mu bende tüp? Ha? Olmaz mı ayol? Burnum dar olacak herhalde. Evet. Senin repertuarın geniştir. Bir parça bul. Ben nasıl olsa kendime güveniyorum. Girelim. Ne münasip görürlerse. Bütün geçenleri anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri, bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden biliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Bu son mektup koparacak, yıllar süren sevgimizin. Biliyorum ayıracak, bu son mektup bitimizin. Bu son mektup koparacak, yıllar süren sevgimizin. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Yine gittin bir yerlerde memini salladın galiba. Vermezler başka türlü ama... Daha iyi bir hediye almak istiyorsak... Çastırı, 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 çastırı. O ne manaya geliyor öyle? Çastırı, çastırı, çastırı. Ay hiç tarzım değil huysuz. Aman yapma Rüket. 13 yaşında oynamaya başladım. Hava! Sağ olun.